Yer ıslak be daha. Allah! 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 Viraja girdim, yere yapıştım. Araba durmasa ben ölüyordum. Düşüyoruz, oramızı buramızı kırıyoruz. Çim sulamada kullanılan fıskiyeler motorcuların korkulu rüyası oldu. Kayganlaşan zemin kazaya davetiye çıkarıyor. Hikayenin sonu ya hastanede ya mezarda bitiyor. Evet, köprüye bağlanmadan şu an yola fışkırtıyor. Ya bu nedir ya? Bu nasıl bir rezalettir ya? Fıskiyeler sula yola geliyor. İstersen bir anda motor girince yalpalıyor yani. Genelde fiskiyeleri hiç kontrol etmiyorlar. Bu yüzden ıslanıyor ve ıslandığı için biz otomatikman kayıyoruz. Büyük şehirlerde yol kenarındaki yeşil alanlarda fıskiye ile sulama yapılıyor. Su etrafa saçılıyor. Sürücüler için kaza da kaçınılmaz oluyor. Evet, şu an bildiğin yolu suluyor. Fıskiyeler zaman zaman ölümcül kazalara bile neden olabiliyor. İşte bu şekilde su fışkırtıyorlar. Ancak bu sular zaman zaman yollara taşıyor. Yol kayganlaşıyor. Hal böyle olunca özellikle motosikletliler kaygan zeminde kayıyor, düşüyor, yaralanıyor. Hatta bu fıskiyeler yüzünden hayatlarını bile kaybedebiliyor. Bizi hiç görmezden geliyorlar. Artık bizi görsünler. Ölüm riski var. Yani 30 kilometre hızla da düşsen ölürsün. Gece karanlığında tehlike daha da büyüyor. Yer ıslak bak abi. Allah! 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 Birazdan şortumu alacağım, denize gireceğim. Evet, yolda yıkıyorlar şu anda herhalde. Öyle anlıyorum. Hava güneşli ya, yol serinlesin. Suyun yolu etkilemesinin en büyük sebebi ise bozuk sulama sistemi. Bildiğin yol sulanıyor şu an. Bak, bildiğin yol sulanıyor. Lastikler direkt lastikler ıslanıyor zaten.